Evet, ateizm derneği olarak yazdım. Teşekkür ederiz. Şu an gözükür. Yayın başladı şu an. Birazdan arkadaşlar gelir zaten. Ben de şuradan ayarını yapayım. Evet, şu anda yayın geliyor. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Keyifler nasıl? Eğer yayını görebiliyorsanız yazarsanız sevinirim. Merhaba. Bugün iki konuğumuz var. Bir tanesi uçaktaki ateist Ahmet Balyemez. Diğeriyle de yeni tanıştım. Feryal soyadınızı bilmiyorum, kusura bakmayın. Köseoğlu. Önemli değil. Köseoğlu. Feriha Köseoğlu. İkisi ateizm derneğiyle ilgili sanırım bilgi vereceksiniz, doğru mu? Bilgi Evet, vermek istiyorum. Evet. Önce şey hanginiz konuşmak yapalım. istiyor ona göre ayarlayacağım da. Önce Feriha alsın, önden bayanlar. Tamam. Tabii ki. İlk önce ben kendimi tanıtayım. Ateizm Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda yöneticisiyim. İlk etapta şundan bahsetmek istiyorum. Ateizm Derneği'nin işleyişinden. Çünkü senin sergilediğin, yayınladığın en son videoda Ateizm Derneği ile ilgili birkaç cümle, birkaç cümle değil aslında birçok videonda, birçok atıfta bulunmuştun. Öncelikle Ateizm Derneği birkaç kişi tarafından yönetiliyor diye bir savunman var senin. Ateizm Derneği o şekilde yönetilmiyor. Ben bunu iyi Ateizm anlamda Derneği söylemiştim aslında. Kötü anlamda o değil zaman yani. ben şimdi kötüsü iyisi yok çünkü hatta şöyle de bir şey söylüyorsun. Bu herifler ne yapıyor gibi kaba kelimelerin de var. Önemli değil. Ben ilk önce Ateizm Derneği'nin nasıl çalıştığını ve işlerini nasıl yaptığını anlatmak istiyorum. Ateizm Derneği'nin üst kurulu genel kuruldur. Yani üyelerin belirlediği bir kurumdur. Yönetim kurulları da genel kurulda seçilir. Biz de 2018 yılında iki tane çarşaf liste yani iki tane farklı yönetim kurulu, disiplin kurulu gibi bir çarşaf listeyle gelen ikinci grup olarak biz seçildik. Bir oylama sonucunda biz demokratik bir şekilde seçildik. Yönetim kurulu ve farklı komisyonlardan oluşan bir içeriğimiz var. 15 tane komisyona sahibiz ve bunların başkanları var. Bunların da başkanların oluşturduğu bir ihtiyar heyetimiz var. Yönetim kurulu ve ihtiyar heyeti bütün kararlara demokratik bir şekilde karar verir. Yani biz programlara bile kimin çıkacağına oylama üzerinden oylamayla karar veriyoruz. Yani Ateizm Derneği'nin arkasında birkaç kişi yok. Sadece üyeler ve gönüllerimiz var. Derneğin nasıl işlediğini merak edenler de lütfen Ateizm Derneği'nin sayfasına girerlerse orada organizasyon şemamız var. Bunlar detaylı bir şekilde isimleriyle birlikte, komisyonların isimleriyle birlikte, yöneten kişilerin isimleriyle birlikte sayfamızda vardır. Ben kısa bir giriş yapayım, sözü birazcık da Ahmet'e vereyim. Tamam. Önce ben bir arkadaşlar konuşmak istiyorum da, yani seyircilerle. Ahmet Balyemez nerede dediler. Ahmet Balyemez de burada, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kendisi de konuşacak ama iki kişi gelmeye karar verdiler. İkincisi de aslında sizin söylediğiniz benim söylediğimden çok farklı değil. Ben de arkasında bazı gizli adamlar var şeklinde söylemedim. Ben de birkaç kişi var dedim. Siz de aynısını söylediniz aslında. Yani herhalde Yok, yanlış birkaç anlaşılma mı kişi oldu? demedim. Hayır, dernek üyeleri ve gönüllüler dedim. Tamam Yani işte onlar bu yönetim birden kurulu fazla anlamında gelme değil mi üyeleri. gene? Hayır, siz birkaç kişi diyorsunuz. Hatta herifler diye bahsediyorsunuz. Birkaç, neyse tamam. Birkaç kişinin yönettiğini söylüyorsun ve hatta onlardan da Yani tek bir bu kişiye ait değil herifler şöyle anlamında. yapıyor. Tek Yok, bir birkaç kişiye değil, kişiyle ait değil ayrı bir anlamında şey değil. söylüyorum. Ben şöyle yapayım. Feryal aslında Ateizm Derneği'nin yönetim şeklini anlatıyor. Şimdi Efe'nin o yayınında söylediği bir şey var. Biz zaten buraya çıkalım. Hani ben hatta sana şeyden videonun altına yorum yazdım. Yani bu konu hakkında, dernek hakkında konuşalım derken. Çünkü derneğin hem işleyişi hem yapısı hakkında bazı yanlış düşünceler var. Bunlar hakkında belki şöyle düşünenler olabilir. Ya biz böyle görüyoruz. Ne yapalım? Yani böyle görüyoruz falan ama yanlış bir görüş açısı var.
bir yanlış anlaşılma olduğunu farkına vardık. Çünkü sen mesela bir yayında da şey demiştin Efe. Ya dernek ne yapıyor? Yani ben bunu bilmiyorum. Yani derneği yaptığı bir tek işte şeyi... Aynen ben bunu bunu mesela bugün açıklayabilirsiniz. Mesela hukuki olarak bazı yardımları var deniyor. Onun haricinde neler yapılıyor? Onları da söyleyebilirsiniz. Evet. Çok iyi olur. İşte, Feriha büyük ihtimalle bunlara da değinecek zaten evet, de. Ben önce şeyi anlatayım. Büyük ihtimalle şu bizim meşhur hale gelen Sevan Nişanyan programından sonra şahsen ben de dahil olmak üzere yani benim kanalıma da dahil olmak üzere büyük ihtimalle yani birçok mecradan şikayetler aldık. Şikayetler ya da görüşler diyeyim. Şikayet demeyeyim de. Ve bu görüşlerden sonra bize şöyle bir damga vurulmak istendi. Ya Atatürk düşmanı mısınız? Ya da işte yani sizin derneğinizi kimler yönetiyor da bu Sevan Nişanyan gibi adamlar çıkıyorlar ateizm derneğinde saçma sapan şeyler konuşuyorlar diye. Biz aslında hem biraz bunu da düzeltelim dedik. Genel anlamda derneği de anlatalım dedik. Aslında biraz gelmemizin nedenlerinden bir tanesi de bu. Şimdi öncelikle ateizm derneğinin şunu altını çizerek basa basa söylüyorum ki Atatürk düşmanı olabilme durumu hem abesli iştikal hem de böyle bir şey olsa ne ben ne de Feriyal ne de işte dernekteki diğer arkadaşlarımız yani yönetimdeki diğer arkadaşlarımız hiçbir durmaz orada yani. Ki bu tescillidir. Ben 2016 yılında dernek Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacaktı. O dönem başka yöneticiler vardı. Şimdi onların hiçbir yok. Hepsini istifa edip gittiler kendi istekleriyle. Çünkü seçimi kaybettiler. Bir kısmı seçime bile giremedi. 2016 yılında derneğin yönetiminde olanların Atatürk hakkındaki tutumları yüzünden ben bu dernekte yer alamam diye istifaya basıp gitmiş birisiyim. 2018'de senin de hatta yaptığın bir yayın var. Ateizm Derneği kapanıyor diye. Kendi kanalı burada. Yani bu Efe Adal kanalında. Derneği kapatılma sürecine kadar getirdi o adamlar. Eğer bahsettiğin kişiler o tarz kişilerden bahsediyorsan birkaç kişiden bahsederken şu an olmayan onları, kişiler mi peki? Şu an yoklar mı yani? Şu an hiçbir olmayan kişiler. 2018 yılında bizim Akit gazetesinde dahil olmak üzere hatta o gün biri göndermiş Sabah gazetesinde. İşte Allah rızıklarını kesti filan gibi. Yani aynen hatırlıyorum. İşte ateizm derneğine Fatiha filan. Yani o tarz başlıklarla ateizm derneğinin kapanmasına kadar giden o basiretsiz diyeceğim yönetimi sonucunda biz dedik ya biz bu derneği 2014 yılında yani hastanede kurduk. Hastanede doktor odasında kurduk. Çünkü yöneticilerimizden bir tanesinin gözünde bir problem vardı. Katılamıyordu. Gittik tüzüğü beraber arkadaşlar toplandık gittik orada doktor bize odasını verdi sağ olsun. Gece hastanede kurduk. Doktor odasında. Dedik ki böyle bir derneği nasıl kapatılma sürecine gider? Tamam biz istifa ettim gittim. Benim işim gücüm yok 2 senedir. 2016'dan 2018'e kadar. O yüzden dedik ki kardeşim madem kapatıyorsunuz o zaman bu işi beceremiyorsunuz bırakın biz yapalım dedik. Biz bir liste yaptık. Bizim listemizin karşılığında 2018 yılında genel kurulda başka bir liste daha çıktı çok demokratik bir şekilde. Onlar da çıkıp kendilerini anlattılar. Biz de çıkıp kendimizi anlattık. Dedik bak biz bir yönetim böyle böyle bir şey yapacağız dedik. Genel kurul yani ateizm derneği bütün üyeleri bizi seçti. Ve işin güzel tarafı hala o genel kurulun seçtiği yönetim harfi harfine duruyor. Hiç değişmedi. Ya belki bir kişi herhalde istifa etti yönetim kurulundan diye düşünüyorum. Onun yerine de yedek olarak seçilen bir kişi girdi. O da İngiltere'ye gittiği için. Aynen, İngiltere'ye gitmişti Okan. O İngiltere'ye gittiği için onun yerine bir yedek geldi. Hala aynı yönetim kurulu, aynı disiplin kurulu, aynı denetim kurulu devam ediyor çalışmalarında. Ve bu buraya ekstra bir kişi de gelmedi. O yüzden hani biz dedik ki herhalde bilmiyorlar çünkü biz o süreçte derneğin kapanma sürecinden aldık. İşte YouTube'unu, Facebook'unu, sosyal medyasını, internet sitesini aktif hale getirdik. Bir gazete çıkartmaya başladık. Ve birazdan Feriyal anlatacak o zamandan bu zamana yaptığımız projeler ve hala devam ettiğimiz projelerimiz var. Ve Türkiye üzerinde özellikle ateistlerle ilgili hukuki yardım. Hani belki göremeyebilirsiniz ama bir tanesi karşınızda duruyor benim. Yani ateizm derneğinin hukuki yardım almış ilk kişi benim. Çünkü Kırmızı Asa'yla ateizm derneğinde yapmış olduğum programdan dolayı savcılık benim ifademi istemişti. Bana kim yardım etti? Ateizm derneği avukat yardım etti. O sırada sen dernekte miydin? Dernekteydim. Dernekte olmayan ateistler peki gelip başvurabilir mi size? Birazdan çok ünlü biri var. Neydi? Vatandaş İletişim İsmail bilgilerinizi de burada paylaşabilirseniz yani bu şekilde sıkıntı yaşayan arkadaşlar. Tabii İsmail Demirbaş. Hukuki olarak gelirlerse. Evet, İsmail Demirbaş belki biliyorsundur. Sokak röportajı yaptı.
Röportajda kelime-i şehadet doğru şey. Evet, ben bu sözü Feriha'ya vereyim. Feriha açıklasın onları da. Tabii ki dernek üyelerimizden olmayan kişilere de biz hukuki destek veriyoruz. Bunun en son örneği İsmail Demirtaş'tır. İsmail Demirtaş sokak röportajını hem iktidarı eleştirdiği hem de kelime-i şehadet yalancı şahitliktir dediği için yargılandı. Biz kendisine hukuki destek ve yardım sağladık. Bunun gibi birçok yardımlarımız var aslında. Mesela insan hakları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne CHP Disiplin Kurulu üyelerinden biri olan avukat Tuğba Torun zorunlu din dersi ile ilgili bir davamızı götürdü ve biz onu kazandık. Zorunlu din dersleri ile ilgili birçok kişiye avukatlar sayesinde destek verdik. Hatta gene sitemizde, çünkü bizim bir de çağrı merkezimiz var. Çağrı merkezine gerek psikolojik danışmanlık, gerek hukuki danışmanlık isteyen birçok kişi arıyor. Ve biz onları bizim bir avukatların içinde olduğu, gönüllü avukatlarımızın içinde olduğu hukuk komisyonu var. Hukuk komisyonuna gönderiyoruz. Çoğu da üyemiz değildir. Hatta derneğimizin web sayfasında zorunlu din dersleriyle ilgili de dilekçelerin nerelere vereceğine kadar birçok bilgi vardır. İsteyenlere de avukat temininde bulunabiliyoruz. Nasıl ulaşabilecekler yani arkadaşlar, çünkü onu soruyor da. Çağrı merkezimiz var. 2014 yılından beri çağrı merkezinden bize ulaşabiliyorlar. Telefon mu oluyor? Evet evet efendim. Evet. Numarası kaç? Arkadaşlar yazsın da. Ben hemen söylerim. Admin arkadaşlar şeye yazsınlar. Evet. Pinlesinler bu arada, yani. Hukuki olarak neler yaptığımızı söyleyebilirim. Daha farklı şeylerimiz de var tabii. Mesela Diyanet tabii İşleri ki. Başkanı Ali Erbaş'a ahiret inancı olmayanlar olmayanlardan her türlü kötülük beslenir söylemi üzerine kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Hatta bu suç duyurusunda bulunduğumuz için bizim derneğimiz daha yeni Aralık ayında İçişleri Bakanlığı tarafından denetime, teftişe gelindi ve denetim altındayız şu anda. Evet, onlardan yani pek bizim, bir şey çıkmıyor ama biz de bulunmuştuk da pek tamam, maalesef bir şey çıkmıyor. Çıkmaması önemli değil ama bunlar tabii, amaç önemli. Aynı şekilde pantolon giyen kızlar cehennemliktir diyen İhsan Şen Ocak hakkında suç duyurusunda bulunduk. Birçok kişi hakkında suç duyurusu bulduk. Sen hatta bir videonda, bu en son videon değil, daha önceki videolarında suç duyurusu da bulundular. Tek onu biliyorum ama bir sonuca varamadılar diye bir söylemde bulunmuşsun gene. 10 dakika olarak söylemedim. Çünkü ben de yapıyorum aynısını. Yani ben de suç duyurusu bulunuyorum. Ben de bir sonuca varmıyorum. Onu hakaret olarak algılamayın yani. Hayır. Başka bir şey yapmıyorlar dedin. Hakaret olarak algılamayın. Başka bir şeyle evet, göremiyorum. Ben bilmiyorum diyorum gerçekten. Yani bunları... Zaten o yüzden ama sizi çıkardım. Evet. O zaman tabii ki hiç bugüne kadar 2014 yılından beri biz bu derneğimiz var. Sen de birçok video yaptın bunlarla ilgili. Hiç bize geldin mi, sordun mu veya hiçbir adet ettiğimize katıldın mı? Biz hepimiz sonuç olarak aynı kulvardayız. Farklı kulvarlarda değiliz. Biz birbirimize düşman değiliz. Hiç sormadın ama bu videoları çektin. 4-5 tane ben videonu hatırlıyorum. Ama hiçbirimize sormadın. Veya bir ADT'mize, yani bir tanışma toplantımıza gelmedin. Hiçbirimize yazmadın. Ama videoları çektin. Şöyle bir şey var. Ben de bunu sormadım. Evet. Dernek, yani herhangi bir dernek. Ben sizi ne olduğunuzu bilmeden önce bile, yani ne olduğunuz ile ilgili herhangi bir fikir sahibi olmadan önce bile hiçbir dernek ile bağlantım olsun istemiyorum. Yani o benim felsefem. Hayır, bu benim felsefem. Bağlantım olsun istemiyorum. Gelin yani bize üye ol demiyorum ama bir kurum hakkında bir takım yazılar, yani uzak, bir takım videolar, uzak durmak istiyorum. Herhangi bir kurumla, yani uzak, TGB de çağırdı beni. Ona bir ayrı olabilir. Uzak durmak ayrı. Uzak durursun, onlar hakkında video da yapmazsın. Ama sen video da yapıyorsun. Hiçbir şey bilmediğini söylüyorsun şu anda. Keşke hani karşılıklı konuşabilseydik, ortak yolu bulurduk. Çünkü gerçekten biz birbirimize düşman değiliz. Hepimiz aynı kulvardayız. Video yapmanın sebebi... Evet, söyleyin devam edin. Efe şunu söyleyeyim bak. Feriha'nın demek istediği şu. Tabii ki kimse işte video yapma ya da bir şey söyleme ya da hiçbir fikrini açıklama gibi bir şey zaten söyleyemeyiz de.
herkes istediğini söyleyebilir, eleştirebilir, övebilir. Şahsen herkes herkesi, yani milletvekili bile kendi partisini eleştirebiliyor. Ancak şimdi Feryal'in söylemek istediği şu aslında. Tamam, şey yap da aslında bazılarını yanlış sanırım aksettirmişler sana, ya da sen yanlış görmüşsün, ya da yanlış algılamış olabilirsin. Çünkü hani burada yaptıklarımız, bizim dernek açısından yaptıklarımız Türkiye'deki ateizm ve hatta nanteizm adına çok önemli şeyler. Sen de yapıyorsun, güzel suç duyurusunda bulunuyorsun, ama biz bunu dernek adına yapıyoruz. Aynı zamanda birçok açıdan yaptığımız bu işlerin takibatını da yapan birkaç avukatımız var. Ve şahsi hukuki davalara da giriyoruz. Yani müdahil olmak durumu da var. Çünkü işte bu İsmail Demirbaş gibi, benim gibi, yani sayamadığı birçok insan var. Yani hukuki olarak sorun yaşayan, bir şekilde TCK 216 Taksim 3'ten dolayı yargılanan, ki sen çok fazla yargılandın, sen daha iyi biliyor olman lazım. İnsanlara biz hukuki destek yapıyoruz. Şimdi yorum, videonu yap, tabii ki eleştirini yap, ama bizim kapımız sana kapalı değil. Yani öyle bir durum yok. Sen bizimle irtibata geçerek de sorabilirsin. Sorduktan sonra da eleştirini yapabilirsin. Ama tabii ki şunu, yani hiç kimse diyemez. Bana da diyemezler, sana da diyemezler. Ya ateizm derneği eleştirilebilir. Onda bir problemimiz yok. Ama eleştiriler yanlış olursa, hani bir de ortaya atılan düşünceler aslında hiç dernekle hiç alakası olmayan şeyler. Çünkü biz chatte de görüyoruz. Yani yapılan şeyde de görüyoruz. Mesela işte ateizm derneğini bölücüler sarmış gibi. Yani ateizm derneğinde PKK'lılar var gibi. Yani bunlar gerçekle alakası olmayan şeyler. Ben bunu Geek TV'deki İbrahim'in programında da aynı şekilde söyledim. Ya bu gerçekle alakası olmayan bir durum. Discord grubunda diyorlar. Discord grubunda çok fazla var diyorlar. Bu insanlar işte, hatta İbrahim'ler nereye gidiyorsa onu kovalıyorlarmış falan. Ne kadar doğru bilmiyorum. Yani onun iddiası bu. Ha tabii, İbrahim'le o konuda yaptığımız videoyu seyrettin mi peki? Hı hı. Bak ben evet, o zaman da söyledim. Şimdi de söyleyeyim aynı şeyi. Discord'la ilgili şimdi bizim her komisyonumuzun bir başkanı var. Ve o başkan mesela sosyal medya için başka bir kişi bakıyor. İşte Discord için farklı bir kişi bakıyor. Eğer bu kişilerin gözünden kaçmış bir şey olabilirse. Şimdi bazı kişiler olabilir. Herkesi tanıyamazsın. Sosyal derler ya, kavun değil ki koklayasın diye. Yani kavun değil ki Discord'da olan kimi bilesin. Yani sen de mesela burada bilemezsin. Yani burada sana para verip mesela, örnek veriyorum, katıl butonuna basıp işte 5 lira verip burada birisi bir Japo bile yazabilir. Anlatabildim mi? Anında silinir ama atılır yani. Bunu belki fark edememişse işte oradaki yöneticiler. Ben her zaman onu söyledim. Olabilir. Biz belki fark edemiyor olabiliriz. Çünkü dernek çok daha geniş kapsamlı bir sosyal medyası var. Ve gönüllülük üzerine dayalı bir esas. Bir de herkesin yönetim alanı farklı. Mesela ben Discord'a hiç bakmıyorum şahsen. Çünkü benim yönetim kurulum başka. Feryal mesela farklı konu. Discord'a bugün girdi kadın. Yani anlatabildim mi? Bakmıyoruz bile. Ama biz fark etmeden oluyorsa böyle bir durumlar. Ben İbrahim'e de aynısını söyledim. Dedim ki ya bana yazın, derneğe yazın. Bak Feryal burada, Feryal yazın. İletişim bilgilerini verdim. Ayrıca İbrahim'le arası kötü olanların sorumlusu biz değiliz ki. Yani onları derneği yasaklayamayız ki. İbrahim orada arasın, kimle arası kötüyse bizim dernekten yasaklamamızı ister gibi bir tavır sergilemiş. Mutlaka senin de 445 bin takipçin var. Onların içinde mutlaka hani farklı ideolojiler olan insanlar vardır. Bunların hiçbirisini medyum değiliz ki biz koklayalım, bulalım. Yani şöyle bir şey var. Onun iddiasına göre bu insanlar duruyormuş. Yani durduğu zaman da banlanmıyorlarmış. Çünkü bizde böyle bir şey olsa anında banlanır. Böyle bir durum olsa yani. Yok, bizde de banlanıyor. Propaganda yapanlara banlanıyoruz. Bak bir örnek vereyim Efe. Belki sen bilmiyorsundur. İbrahim'le bu konuyu konuştum. İbrahim'i takip eden insanlarla da konuştum. Dernekteki insanlarla da konuştum. Yönetim kurulumuzla da konuştum. Bu tür konular varmış diye. Ve bunun denetim altına alınmasıyla ilgili biz gerekli bütün işlemleri yaptık. Eğer böyle bir durum varsa diye. Hatta birkaç gönüllümüzü de bu böyle bir şey olmasa bile buna yakın bir şeyler söylediği için Discord'dan engelledim. Daha sonra engelledik. Aynı zamanda gönüllülüklerini attık. Ve her zaman söylüyorum. Ateizm Derneği'nin denetimi Ateizm Derneği'nin üyelerinindir zaten. Dernek, her sosyal dernek medya üyesi. Sosyal medya komisyonumuz var, bir başkanımız var ve içinde gönüllülerimiz var. Şimdi küfür, hakaret eden kişilerde banlanır. Şimdi her dernek üyesi derneğin içerisinde, derneğin tüzüğüne, dernekler kanununa ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na aykırı hareket ve fiiller olduğunu görürse bu konu hakkında
bilgi vermek onun zaten yapacağı bir şey. Ve bu konu verdiği bilgi karşısında derneğin herhangi bir yöneticisi buna arkasını dönemez, sırtını dönemez ya da bunu görmezden gelemez. Bunun hakkında gerekli olan bütün hukuk, dernek hukuki bir kurum. Yani zaten öyle bir şey yapmak derneğin içinde mümkün değil. Ha, yapıldığı iddiası varsa biz fark etmiyor da olabilir. Çünkü yani binlerce, on binlerce yorum gelip gidiyor. YouTube'a da aynı şekilde gelip gidiyor. İşte Facebook'a da, Twitter'a da aynı şekilde gelip gidiyor. Onlar Discord'da... daha kontrollü. Discord o kadar kontrollü olamıyor. Evet, kontrollü bir de Discord'da şöyle bir şey var. Yazılı şeyleri görmek çok daha kolay ama sözlü ifadeler için evet. Tabii ki her zaman kontrol edemiyorsunuz. Böyle bir durumla karşılaşırsanız dedim ki ekran görüntüsü neyse bana gönderin ya da derneğe gönderin yapalım ki birkaç tane geldi. Ha dedik ki bak bunlar böyle yapıyormuş. Tamam. O uyarıyla ilgili bir hemen iletişimimizi kestik. Böyle bir durum olamaz yani. Derneğin içerisinde böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Yani öyle bir şey olsa benim orada işim olmaz. Feriye'nin de büyük ihtimalle işi olmaz herhalde. Yok tabii yani öyle bir dernek nasıl işimiz olabilir? Ama... Şu an siz bitirin, bitirin. Chatten sürekli bir şey soruyorlardı. Siz bitirin sözünüzü sonra geçelim o konuya. Tamam. Benim son söylemek istediğim durum şu. Derneğin bir disiplin kurulu var ve bu disiplin kurulunun bir başkanı var. Yazılı olarak maille göndereceğiz her şikayet bu disiplin kurulu tarafından incelenir zaten. Bu hukuki olarak yapılması gereken bir şey. O yüzden bizi izleyenlerden de istiyorum. Yani derneği takip edenlerden de istiyorum. Görürseniz alın ekran görüntüsünü gönderin. Bana gönderebilirsiniz. Benim kanalım belli. Derneğe gönderebilirsiniz. Bak Efe Aydal şimdi derneğin iletişim bilgilerini hatta oraya sabitledi. O bilgilerden itibata geçebilirsiniz. Sonuna kadar gidebilirsiniz. Ve bununla ilgili hiçbir yönetici görevini suistimal etmez, edemez, etmeyi düşünemez bile. Ki öyle bir edecek yönetim kurulu da yok zaten. O yüzden gönderirseniz biz bütün bunlarla ilgili her şeyi gerekli neyse üyelikten çıkartmak kadar olmaz çıkartırız. Çünkü böyle bir şey söz konusu değil. Ama bu demek değildir ki A kişisi gitmiş bir yerde bir şey söylemiş. Aa bu kişi işte burada bunu söyledi dernekten atın. Ya kardeşim dernek onun yönetimini, dernek onun kararını veremez. Dernek bir kişinin bir kişi hakkında siyasi düşüncesi hakkında karar verebilecek merci değildir. Dernek yapacağı her şey içtihata gireceği için dernek şöyle düşünür. Eğer bu kişi benim sınırlarım içerisinde, benim sosyal medyamda, benim sistemde, benim toplantılarımda, benim herhangi bir oluşumum içerisinde bunu yapıyorsa tamam dernek buna müdahale etmek zorunda zaten. Ama bunun dışında bir şey yapıyorsa dernek o kişi hakkında bir hüküm veremez. Ona ancak savcılık hüküm verir. Sen gidip savcılıkla o hükümü çıkartabiliyorsan nerede git çıkart. Yapacağımız bir şey yok yani. Şimdi biliyorsun esas chatte sordukları olay ki benim de esas tepki verdiğim olaylardan bir tanesi. Beni normalde hani bir ateist olarak değil de bir vatandaş olarak düşünün ve hatta ateist olmasam dışarıdan bakan bir vatandaş ve ateizm derneğine Sevan Nişanyan gibi bir Atatürk düşmanı çıkıyor. Ve benim de o videolarda en çok tepki göstermeme sebep olan ve sinirlenmeme sebep olan olaydı. Bunun sürecini anlatabilir misiniz? Yani Sevan Nişanyan nasıl oldu da kimin fikriydi, nasıl oldu, nasıl çıkartıldı? Bunu anlatabilir misiniz? Çünkü chatten de çok istiyorlar. Ben de merak ediyorum açıkçası. Çünkü birinin fikri olması lazım yani. Tabii. Ben anlatayım. Şimdi yayınımıza çıkan programlar, konuklar daha doğrusu genel olarak işte yayın durumuna ya da işte kişinin uygunluğuna göre çıkartılıyor. Yani mesela Efe Aydal'ı davet etsek, Efe Aydal bir kere şeye davet etmişiz zaten herhalde. Gelmemiş şimdi. Sevan Nişanyan biraz da ateist kimliğiyle bilinen birisi olduğu için herhalde anladığım kadarıyla Sevan Nişanyan'ın ne söyleyeceği hakkında çok yani bu kadar saçmalayabileceği konusunda çok fazla öngörüye sahip olamamızın bir neticesi olarak çıktı diye düşünüyorum. Çünkü açıkçası programda söylediklerini ilk duyduğumda ki benim o gün yayınım vardı. Ben de dahil olmak üzere tepki verdik. Yönetimdeki arkadaşlar da tepki verdi. Ya bu nasıl böyle oldu diye. Yani adamın normali şimdi, ama değil mi? Adamın standartı ama yani. Açıkçası adamın normali o ama açıkçası ama bu kadar anormal olabileceğini düşünmemiştik. Yani... Ama biz onu ateist kimliğiyle çağırdık. Aynı zamanda bir dil bilimci. Türkiye'de de Commodore 64'ü özellikle getirerek hani Türkiye'de de bir çağ atlatmıştır. Yani sadece Atatürk düşmanlığı olarak gördüğümüz için çağırmadık biz onu kanala. Yani ateist sürgündeki beyin ismiyle çıkarttınız bir de yani.
Evet, çünkü yurt dışında şu anda. Ama sonra anladık ki bu herifin beyni sürgüne gitmedi ki. Beyindeki sürgünmüş. Ama biz bunu yani sürgünde değil zaten. Biz firarda. biz bunun yayınını da yaptık. Akabinde. Akabinde Ahmet yaptı hatta. Kemalizmle ilgili bir yayın da yaptı. Aynı zamanda biz bir yazı da yazdık. Pardon, sizin şeyi Ahmet'te kalmış ya, görüntü pardon. Şimdi geldi. önemli görüntü değil. Ahmet'te kalmış. Hem akabinde zaten bu peş peşe olan yayınlardı. Ahmet'in, çünkü biz yayınlarımızı planlıyoruz ve kuruyoruz. Ahmet Kemalizmle ilgili bir program yaptı. Sever Nişanyan'ı programından sonra da dernek olarak biz bir açıklamada bulunduk. Ve aynı şekilde ateist dergide yani de bu açıklama dediğiniz özür gibi bir şey miydi? Açıklamayı herkes takip edebilir. Linki paylaşabilir miyim? Hayır, özür gibi bir şey miydi diyorum yani. Hani böyle birini çıkardığımız için özür dileriz gibi. Bu özür gibi bir şey değil ama şöyle bir şeydi yaptığımız şey, açıklama. Beyindeki sürgünler diye başlık attık zaten. Pardon. Evet. Sevan Nişanyan'ın Atatürk hakkında söylediklerinin kesinlikle derneğimiz tarafından kabul edilemeyeceğini, böyle bir şey mümkün olamayacağını, bu sözlere kesinlikle katılmadığımızı, ancak yayın sırasında söylenen bu sözlere müdahale etme imkanımızın da olmadığını, bu durumu düzeltebilmek adına da biz zaten hemen galiba bir hafta sonra ben sunuculuğunu yaptım. Ateizm ve Kemalizm evet. diye. Ve bunu ben de dahil olmak üzere yönetimdeki arkadaşlarım da istediler. Dediler ki ya böyle böyle bir şey yapıldı bu Ateizm Derneği TV'de. Ya bu çok saçma bir şey. Çünkü söylenenler çünkü gerçekten biz, çok saçma. Aynen. Biz yani bir bunu, dil bilimi olarak çıkarttık bir her şeyden önce. Ben şu soruma cevap alamadım da kimin fikriydi yani? Çünkü mesela orta karar veriyoruz. Bir fikri değil. Bir hayır şöyle. Bir fikri değil. O bir komisyon. Ama ortaya birinin fikir atmış olması lazım değil mi? Yani ortaya arkadaşlar şunu çağırsak ya, nasıl olur gibi. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Biz 160'a yakın yayın yapmışız. Her yayında kim fikir attı? Çünkü biz bunları haydi bu haftada bunu yayınlayalım diye yayınlanmıyoruz. Bizim aşağı yukarı bir 2 aylık bir yayın dizilişimiz var. Yanlış değil değil mi Ahmet? Yani bizim 2 aylık yayınlarımız hepsi belli. Biz öncesinde oturup konuşuyoruz. Biz etkinliklerimize de öncesinde konuşuyoruz. Biz yarın şunu çıkartalım diye program yapmıyoruz. Ben yine cevabımı alamadım. Neyse. Yani biz de bir ekibiz sonuçta da. Hayır, bir isim olarak söyleyemem. Çünkü 160 tane yani yayının her birinde... Yani linç etmeyeceğiz. Koş yapmanıza gerek yok yani. Linç edilecek bir şey yok. Hatırlamıyorum anlamında söyledim ben peki, bunu. Peki, tamam. Peki. Yani ciddi ben... Hayır neden şey var, biliyor musun? Tamam. Siz anlatın ben sonra anlatacağım. Hayır. Tabii tamam, siz anlatın ben söyleyeceğim. Mesela biz yayınlarımız sırasında açılan chat ekranından şunu da davet edin. Bunu da davet edin. Leri de biriktirip bize gelen mesajları da biriktirip bu isimleri çıkartıyoruz. Ya yani o zaman chatten birisinin istek, fikri olabilir diyorsunuz sadece yani. Sadece chat olarak değil. Chatleri, chat yazılarını okursanız birçok ismi görebilirsiniz orada. Bize mail de atılıyor, yazı da yazılıyor. Gerek Facebook'tan, gerek Twitter'dan, gerek Instagram'dan çıkartmamız gereken ateistler bu isimleri istiyorlar bizden. Peki Ahmet, senin şahsi olarak en tepki gösterdiğin, Sevan Nişan'ın söylediği sözlerin aslında en tepki gösterdiğin sözler hangileriydi? Yayını komple anlatmamı istiyorsun benden. Şimdi bak iki tane ben bunu Sevan Nişan yayında yani bütün yayın Atatürk düşmanlığı ile ilgili değildi. O kısımları ben de kınıyorum. O ayrı. Ben söyleyeyim mi? Ben fikrimi söyleyeyim mi? Tabii. Bak Sevan Nişanyan yayını cuma günü oldu. Şimdi hangi cuma hatırlamıyorum. Çarşamba günü benim İlyas Özkan'la Ateizm Derneği'nde yayınım vardı. Lütfen arkadaşlar o yayının açılışındaki konuşmamı izlesinler. Dedim ki orada dedim burada diyor. Yani Ateizm Derneği'nin yayınında söyledim bunu. Dedim ki Sevan Nişanyan üzerimize bir pislik bıraktı ve çekti gitti. Çünkü söylediği. Şimdi siz Atatürk düşmanlığı olarak görebilirsiniz. Kemalizm düşmanlığı olarak görebilirsiniz. Ben de böyle görüyorum ama onları bir kenara bırakın. Sevan Nişanyan'ın Ateizm Derneği'nde çıkıp efendim 1920'li hele de 27-28 civarında Türkiye'de o dönemin şairleri mecburen Atatürk'ü öven sözler yazmıştır. Onu peygamber gösteren şiirler yazmıştır. Atatürk Ekber, Atatürk Ekber diye şiirler yazmıştır sözü. Hadi Atatürk'ü bu kenara, bu tarafa bırak. Kemalizmi de bu tarafa bırak. O dönemin Nazım Hikmet'inden Orhan Veli'sine, Cahit Sıtkı Tarancası'ndan Behçet Kemal Çağlar'ına
Neyzen Tevfik'ine kadar bütün şairleri tek kelimeyle pislik atmak. Herhalde diyorum Sevan Nişanyan kendi kalemini böyle satıyor ki o dönemin Nazım Hikmet'ine vesairesine laf söyleyebilecek cüreti kendisinde görebiliyor. Bunları söylerken ben mesela ben burada olsam çat diye kapatırdım suratına yani. Şey, bir, peki o, şunu olsun. Söyleyeyim. Sen moderatör olsan ne yapardın? Sevan Nişanyan söylediğinde mi? Şunu sorayım yani. Tabii tepki göstereceğini biliyorum. Onu sormuyorum da. Şunu der miydin? Ben buna tepki gösteriyorum ama ne yapalım işte dernek şeyi olarak gene de izin vermek zorundayız mı derdin yoksa kapatır mıydın? O konuda biz zaten bunu şeyde de açıkladık. Ben Onur'un zaten sunucu olduğu için söylüyorum. Bu konuda çok bilgisi olduğunu düşünmüyorum. Kendisi zaten öyle düşünüyor. Hani Atatürk dönemi konusunda bilgili olabilen dernek yöneticileri içerisinde herhalde yani birkaç kişiden biriyim diye düşünüyorum. Belki bir iki arkadaşım daha vardır o dönemle ilgilenen. Ben olsaydım o yayında ne yapardım sorusu büyük bir soru işareti. Benim ya da tam tersi kapatmak yerine en azından tartışmaya mı girerdin? Herhalde. Tartışmaya girmek yerine şunu sorabilirdim. Kim bu şairler? Ve yazılan şiir ne? Ya bir de bizim kurumsal olduğumuzu unutmamak lazım. Biz bir derneğiz. Şahıs olarak çat diye sıratına kapatamayız. Çünkü bir davet etmişiz sonuç olarak. Öyle de bakmamız lazım. Hayır, şeyi sorayım. En azından hani en azından tartışmaya girer miydin yoksa bırakıp da şey yapmana izin verir miydin diye sorayım. Cevabımı aldım zaten şimdi. Bak bir şey diyeyim mi? Uçaktaki Ateist kanalımda olsaydı bu yayın. Ve Sevan Nişanyan orada çıktı ki bu mümkün değil ama hadi diyelim çıktı. Böyle bir şey söyleseydi devam mı? Ya alın şu Abdülerif'i derim kapatırdım yani. Ama dernekte olunca, o dernek bana ait değil. Dernekte, ben oraya eğer sunucu olarak çıktıysam, ki ben İhsan İlaç'ın yayına da çıktım, Enis Doku'ya da çıktım, Osman Bulut'a da çıktım. Gerçi onlardan bu kadar saçma şeyler görmedim, Osman Bulut dahil. Ama yani bu kadar saçmalayabilmek zaten çok büyük bir şey. Ben Sevan Nişanyan'ın narsist olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendisine anıt mezar yaptırması bile buna işaret. Onu gerçek eğer olarak mı yaptırmış yoksa böyle hani trollüğüne falan mı yaptırmış? Bilmiyorum. Ben olsam anıt mezar yerine yaptırmak yerine umumi tuvalet yaptırdım. Ona daha çok yakışıyor. Yani. Ama Sevan Nişanyan programında Ateizm Derneği'ne çıkmış olsaydım en azından şu soru sorulması gerekiyordu. Bunu eleştiri olarak kabul ediyoruz zaten. Kim bu şairler ve ne şiir yazmış? Yani ortaya bir şey atıyorsun da nereden atıyorsun? Kaynağın en güzeli neresi? O olurdu zaten yani. Aynen. Yani Onur'a da söylediğimizde bak Feryal de burada. Ama şunu da söylemek lazım. Onur daha önce Atatürkçü Düşünce Derneği'nde gönüllü olarak görev de yaptı. Bizim bir dernek olduğumuzu unutmayın. Yani Mehmet Ali Birant'la Öcalan'la röportaj yapmıştı. PKK'lı mı oldu? Biz daha kurumsal bir kimliyiz. Yani o kişinin fikirleri de bizi bağlamıyor. Dediğim gibi biz istekler doğrultusunda, bize yazılanların doğrultusunda insanları kanalımıza çıkartıyoruz. Çünkü biz bu kanallardan para filan kazanmıyoruz. Bizim sadece ateizmin adını duyurmak ve insanların istekleri doğrultusunda da program yapmak. Biz ev sahibiyiz orada. Yani biz bireysel çatışmalar yapmıyoruz. Onların fikirleri ona aittir. Bizi çok fazla bağlamaz. Onu da düşünmek gerekiyor. İlk başta şunu sormuştum da bu süreç nasıl oluyor? Yani mesela Sevan Nişanyan deniyor. Oylama gibi mi oluyor? Mesela evet, sen... Yok. Evet. Ben, yok, Sevan Nişanyan... Sen mesela oy verdin mi? Veya diğerleri... Aklında? Sevan Nişanyan çıksın mı çıkmasın oluyor mı gibi? Hayır, bir şey de olmaz. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela örnek veriyorum. Şimdi Sevan Nişanyan oluyor. Derneğin belli bir tüzüğü var. Dernek diyor ki kardeşim tüzükte kendi yapısına aykırı şekilde hareket etmek derneğin yapısına aykırıdır zaten. Çünkü derneğin amacı bu. Büyümek değil mi? Dernek daha çok gelişmek ve büyümek üzere. Her dernek bunun üzerine kurulur zaten. Şimdi Sevan Nişanyan'ın derneğe verdiği yararlar ve zararlar konusunda bir şey konu olsa ve Sevan Nişanyan gibi birisi daha benzer bilgisi daha şu anda yayına çıkmak istese herhalde bu büyük bir ihtimalle yönetimin oylamasına gider. Ama Sevan Nişanyan çıkmadan önce her çıkan konuyu yönetim kuruluna gönderip ya bunu çıkartacağız hadi oylayın çıkartayım demek zaten prosedür kendi olarak mümkün değil. Kendi komisyonu da oylanır. Kendi komisyonu bunu oylar itiraz edenler varsa ederler. Komisyonun içerisindeki kişiler itiraz eder etmez. Yani zaten daha sonra yapmış olduğumuz şeyde de konuşmalarda da bunu çok gördük. Ya yani kimsenin Sevan Nişanyan'ın bu kadar saçmalayacağını zannetmediğini daha sonra biz de gördük. Ki o yüzden zaten ateizm ve kemalizm diye yayın yaptık. Çünkü bir de Onur da daha sonra bunu söyledi zaten.
yayın sırasında öyle dediğini fark edemedim dedi. Bu mümkün çünkü ateizm derneğinde yayın yapıyorsanız ki ben de yaptım sunucu olarak fark edemiyorsunuz. Ben Enis Doku ile yapmış olduğum yayında Enis Doku'nun bütün ahlaksızlıklar evrimden gelir cümlesini kaçırmışım. Daha yayından sonra fark ettim. Çünkü o cümle aslında kilit bir cümle. Bana bütün her şeyi veren cümleymiş. Peki şöyle bir şey var yani Sevan Nişan sadece bir lafı böyle araya sıkıştırmıyor. Uzun uzun anlatmış yani. Hani bunların hepsini nasıl kaçırmış olabilir ki? Ya ben vatandaş ben vatandaş gözüyle soruyorum da kusura bakma. Vatandaş gözüyle soruyorum. Tabii. Hani anlayamadığım için soruyorum. Bak onu da cevap vereyim sana. Çünkü asıl orada problem yani birkaç şeyi özellikle Kemalizm hakkındaki düşünceleri kendi düşüncesi. Bu konu hakkında zaten dernek yani Kemalist bir dernek değil sonuçta. Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsiyeti ve yaptıklarının dışında Kemalizm hakkında birkaç söyledikleri var. Yanlış mı? Bir tabii yanlış. Hatta tamamıyla palavra. Ama ki ondan sonra ateizm ve Kemalizm'i o yüzden yaptırdım. Yani palavra olduğunu anlatabilmek için. Ama yani dernek olarak yaptırdık. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Orada asıl kaçırılan tek bir cümle var. O cümlede işte Mustafa Kemal kendisinin peygamber olduğunu düşündüğü bir din yaratmaya kalktı. Bu nedenle işte böyle böyle bir şeyler oldu. İşte dönemin şairleri zorla şiirler yazdı. Atatürk Ekber diye şiirler yazdı gibi. Ciddi bunu söyledi mi onu ben bilmiyordum. Ciddi Atatürk evet, Ekber. Öyle bir cümlesi var ama şunu da söylememiz gerekiyor. Biz dernek olarak ifade özgürlüğünü de destekliyoruz. Aynı fikirlerde olmasak bile aksi halde her yoruma sinirlensek bizim İslamcılardan bir farkımız kalmaz ki. Yani en azından bir tartışma olabilirdi. Hani ne zaman söylemiş hayır, Atatürk biz, Ekber biz lafını Seman Nişan onun, yani. Onun sonrasında ona ait bir onun zıttı bir program yapabiliriz. Biz adamın kendi fikirlerine karşı çıkamayız ki. Ahmet benim tepkimi anlayabiliyorsun değil mi? Ben senin tepkini anlayabiliyorum. Yani vatandaş olarak düşün beni. Vatandaş olarak ben dışarıdan tamamen hiç dışarıdan sonuçta sizin derneğin içinde olan birisi değilim. Dışarıdan bakıyorum ve böyle bir olay görüyorum yani. Şimdi sen dışarıdan görsen sen de benim gibi hissetmez miydin? Ama bak demin ben bir örnek verdim. Mehmet Ali Birant'la Öcalan'da röportaj yapmıştı. Bu Mehmet Ali Birant'ın PKK'lı olduğunu mu gösteriyor? Şimdi ona isterseniz hiç girmeyelim. Bu da bir hayır ya yani bu bir örnek. Ona girmeyelim, buna girmeyelim diye bir şey yok. Sürekli vatandaş olarak bakıyorsun ama. Hayır Mehmet Ali Birant'ın PKK'lılığına hiç girmeyelim isterseniz diyorum ben. Ya o anlamda söylemedim. Dediğim şey şu. Biz bir yayıncı kuruluşuz. Pardon. Biz bireysel yayın yapmıyoruz. Gene Ahmet'te kaldı. Bizim önemli değilse benim adım da yoktu zaten programın başında. Yok hiç. Yani bu arada ben de moderatörüm. Ben de program sunuyorum. Yani bir tek Ahmet sunuyor. Onu da Ahmet, söylemek Ahmet isterim. Ben çıkmak istiyorum demişti de daha sonra yanımda Feryal diye bir arkadaşım çıkacak dedi. Ben evet. Sanıyorum ki ikiniz aynı yerdesiniz. Aynı yerden çıkacaksınız sanıyorum. O yüzden sadece Ahmet'in adını yazdım. Pandemim var. Ayrı ayrı yerlerdeyiz biz. Tamam. Yani biz yayın yaparız. Kendi duruşumuzu da sonrasında anlatırız. Ama gelen konuda lafı ağzına pamukla tıkayacak değiliz. Yani bireysel olsaydı, benim yapacağım bireysel program olsaydı ben daha farklı davranırdım. Aynen zaten her zaman yani bireysel programlar farklı bir şey. Derneğin yapacağı program farklı bir şey. Ha, soru yani sorulabilir miydi? Evet sorulabilirdi. Orası atlanmış mı? O kısım atlanmış. Ama atladığımız kısmı, yani sunucu da sonuçta bir insan. Atladığımız kısmı fark ettik. Bununla ilgili eleştirilerimizi yönetim kurulu olarak verdik. Ve dedik kardeşim madem böyle bir iddia var. Ortak şöyle bir yazı yazdık. Yani herkesin onayıyla bir aynen. Yazı yazdık. Aynen. Sanırım ortak yazıyı paylaştı. Asistanınız galiba, avukatınız sanırım. Evet. Paylaştı, az önce kendisine gönderdim. Şimdi biz zaten hemen bir hafta sonra ateizm ve Kemalizm programı yaptık. Neden? Çünkü Sevan Nişanyan programda dedi ki Türkiye'de Kemalizm olduğu sürece ateizm gelişemez. Bu bir palavra. Türkiye'deki ateizmi geliştiren Kemalizm'dir. Hatta ve hatta şahsi düşüncemi söylüyorum şu anda. Birkaç gün önce 5 Şubat günü laikliğin anayasaya girişinin 84. yıl dönümüydü. Aynen. Bu arada ateizm derneğindeki yayınında kırmızı çizgimizdir. Onu da belirtelim yani. Ben de o yüzden ateizm derneğindeki pardon anlamadım. Hangisi kırmızı çizginiz? Laiklik. Laiklik pardon. Tamam. Tabii ki. Derneğimizin kırmızı çizgisidir. 5 Şubat tarihindeki yayınımızda o yayın silindi bu arada teknik hatalardan dolayı. Oranın girişini keşke seyretseydin. Orada dedim ki 5 Şubat 1937 Ateizm Derneği'nin ikinci kuruluş yıl dönemidir.
Çünkü niye? Layıklık olmasa dernek kurulamayacak. Yani layıklığı kim getirdi? Mustafa Kemal Atatürk. Yani elbette ki Mustafa Kemal Atatürk'e laf söylenmesi yani dernek adına bizim kabul edebileceğimiz bir şey olamaz. Bu silinen yani hangi yayındı? Şey değil değil mi? Hareketi yapmış gibi olur. Silinen Sevan Nişan yayın değil. Sizin ona cevap verdiniz yayın mı? Yok yok. O da değil. Daha sonraki geçen bir yayın. Cuma günü şeyle ilgili ateizm argümanlarıyla ilgili bir yayın yaptık. Unuttum konunun adını şimdi. Yayında konunun internete kesildi, benim ekran yeşil ekran hatası verdi sürekli. Bir sürü teknik problemler oldu. Yönetici düştü, yönetmen düştü yayından falan. Dedik ya bir saatte sonra program da bitemedi. Kaldıralım bari dedik. Yani, sizin şu an bağlantı kötü zaten. Şu an bağlantı kötü. Ben buradan görüyorum kimin, yani. Benim mi? Senin kötü, şeyin de kötü. Feryal Hanım'ın da kötü. İçiniz şey de kötü ben şu an. Ben şeyim yalnız burada. Yok onu adınızı unuttum kusura bakmayın. Önemlidir. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Biz laikliği de sosyal medyada kutladık. Yani ikinci bizim yıl dönümümüz gibi kutluyoruz. Bizim üzüldüğümüz nokta o kadar yayın yaptık. Sevan Nişanyan evet. Konusunda yani sadece Sevan Nişanyan yayınının konuşulup Ateizm Derneği'ni o saçma herifin yayınıyla bir araya getirilmesini karşıyız. Yani ama tabii ki biliyorsunuz yayın... bu işler böyle yani. Hani ben mesela zaman, sizden önce Oğuzhan Uğur'la çıkarttım. O da iki tane hani gaf yaptı ya. O da ondan yakınıyor ama maalesef öyle. Hani ben de bir şey yapsam ben de bu şekilde anılacağım. Neden? Bir bitirebilmeyeyim. Sebebi de şu. Çünkü sizi mesela beni de aynı şekilde sizi tanımayan insanlar tanıyanlardan daha fazla olduğu için beni de aynı şekilde. Şimdi tanımayan insan böyle bir haberi gördüğü zaman sadece bunu görecek. Bak bu adamlar Sevan Nişanyan'ı çıkartmış ve Atatürk'e de bunları söylettirmiş diye. Onu söylemeye çalışıyorum ben. Bana da aynısı olacak ki oluyor da zaten i̇şte, yani. İşte o yüzden gelip Efe Aydal'ın yayınında en azından derneğimizi anlatalım dedim evet, ama evet. Biraz bence Feryal'le de söz versek, Feryal biraz tabii derneğin ki yaptıklarıyla ilgili bir şeyler söylese de. Aynen. Bir de bu senin ilk yayının değil Efe. Yani bundan önce de 4-5 yayın. Yani Satinistler'le yayın yaptık. Onunla da dalga geçtin. İşte marşımızla da dalga geçtin. Kapanacak çünkü senin bizimle hakkında yazısın. Yani belki de tarzın bu. Hep dalga geçme babında oluyor. O mizah de deniyor zaten o dalga diyorum. Geçme değil ki yani sizi aşağılamıyorum ben. Yani o marşı da aşağılamıyorum. Hani ona ben de söz yazayım dedim. Ama mesela şöyle bir cümlem var. Ateizm Derneği videosunda, kapanma videosunda bunların toplantılarında işte yani tam olarak cümle öyle olmasa bile işte sonucunda grup seks falan gibi cümleler kuruyorsun. Grup seks mi dedin? Grup seksi. Ona benzer bir şey dedin. Dinlersen ben dakikalarıyla birlikte daha sonra 2 dakika sonra hukuki olarak benim öyle bir şey demem imkan yok çünkü cesaret edemem bir kere yani. Öyle bir şey düşünsem cesaret edemem onu demeye. yok. O konu hakkında bize gelen birkaç tane bir şey var. Orada söylediklerinden bazı arkadaşlar ya burada grup seksten mi bahsediliyor filan. Belki gibi. Belki öyle anlamış olabilirler de. Hatta ben onu zaten söyleyemem. Söylemişsin ama insanlar öyle anlamamışlar mesela bu evet, şey. Mesela senin de mesela aynı şekilde biz Ateizm Dergisi Boyanmayan Rhapsody'yi bir marş yapmaya kalktığımız zaman sen onunla senin lafınla mizah olsun diyelim. Sonunda şöyle cümleler var o Bohemia Rhapsody'nin senin yazdı. İşte ben ateist de değilim ki ben buraya karı kız bulmaya geldim. Bu cümleleri İyi de o ateizm derneğiyle alakalı yani, olan bir şey değil ki ateistlikle başında, alakalı olan bir şey. Ben kendi kendimle dalga geçiyorum yani. Orada ben dernekle dalga geçmiyorum ki. O zaman niye başlı Ateizm Derneği marş yapıyormuş diye manda gibi bir başlık var orada. Ateizm neyse, Derneği marş yapıyor da ben ateistlikle ilgili sonuçta ateistlikle ilgili marş değil, değil miydi? Sen o marşla dalga geçiyorsun. Bizim figürümüzü kullanarak dalga geçiyorsun. Mizah yapıyorsun diyelim. Ben Ateizm Derneği'nin yaptığı başka işlerden de bahsetmek istiyorum. Bunlardan en önemlisi mesela biz Birleşmiş Milletleri ve Avrupa İnsan Haklarına bir rapor sunduk. Ülkemizdeki insan hakları ihlali konusunda bilgilendirme de yaptık. Yani bizim devletimizin verdiği bir naylon farklı gösterilen verilmiş raporunda aksini de biz onlara bildirdik. Bir Arap projemiz var. Bundan da çok bahsetmek istiyorum. Arap projesi çok önemli çünkü Türkiye'de ateist mülteci yardım programıdır Arap projesinin açılımı. Şeriatın zulmünden kaçıp Türkiye'de yaşayan, Türkiye'ye kaçan inançsız sığınmacılara yardım eli uzatıyoruz.
Bu çok önemli bir projedir. Mesela bunlardan da bahsetmenizi dilerdim ben bir programınızda. Gerek havaalanında kalmışlara bile destek veriyoruz. Gerek hukuki yardımda bulunuyoruz. Onlar için çalışan gönüllülerimiz var. Sadece ateist mürteci yardım programından yararlanması için çalışan gönüllerimiz var. Bir hukuki desteği de şöyle veriyoruz. Gene sitemizde dilekçelerimiz var. Yüksek ezan sesinin nasıl ve hangi mercilere şikayet edileceği konusunda vatandaşlara yol haritası çiziyoruz. Öyle bir hakkımız var mı şu anda? Ben çok istiyorum da onu efendim, yapmayı. Lütfen derneğimizin resmi web sitesini takip edin. Orada gereken dilekçelerimiz bulunmaktadır. Hangi mercilere sorulacağı. Aynı zamanda inanç vergisi girişimimiz var. İnanç vergisi girişimiyle ilgili de birçok program meclise de sunulmuş bazı tasarılar var. Şu anda birçok yere imzaya da yönlendik. Bazı yerlerin imzaları var. Onun üzerinde de bayağı bir çalışmamız var. Evet. Aynı Ahmet zamanda, seni pardon bittiğini sandım. Psikolojik danışmanlık hizmeti de veriyoruz. Gene çağrı merkezimizle bize ulaşanlara sadece çağrı merkezi değil. Yani bize Facebook sosyal medyadan, bütün sosyal medya hesaplarımızdan yazan insanlara gönüllerimize yönlendiriyoruz. Çağrı merkezini de atlamamak gerekiyor. Çünkü sadece İstanbul değil, inanın 2014 yılından beri çağrı merkezinde de gönüllüyüm ve telefonlara bakıyorum. Biz kolay bir iş yapmıyoruz. Aldığımız tehdidin haddi hesabı yok. Yediğimiz küfürün haddi hesabı yok. Gerçekten, çağrı merkezini arayıp da mı küfrediyorlar? Dolu, boş verin. Her şey. Nasıl? Ama bunun yanı sıra Anadolu'da, yani çok küçük illerde, ilçelerde yaşayan insanlar var. Bizden psikolojik destek alabiliyorlar. Bunlar çok önemli bir şey. Bunu rahatlamamak gerekiyor. Yani Ateizm Derneği hiçbir şey yapmıyor. Hukuki hiçbir şey yapmıyor. Evrensel hiçbir şey yapmıyor gibi yargılanmak beni açıkçası zedeliyor. Yani bunu bir ateist olarak yapılması beni zedeliyor. Şahsım adına konuşuyorum şu anda. Evet, Ahmet, senin de eklemek istediğin şeyler var mı? Birkaç şey söyleyeyim. Birincisi tabii bizim hani üzüldüğümüz nokta özellikle işte birkaç şeye bakılarak Ateizm Derneği hakkında söylenen, biz belki bilmiyor olabilirsiniz. Biz arka planda çok fazla iş yapıyoruz ateistler hakkında ve biz bir kurumuz zaten. Ve kurum olmamızın vermiş olduğu birkaç avantaj var. Bunlardan bir tanesi, kurumsal işlemler yapabiliyoruz. Yani bir hukuk komisyonu olduğu için bir hukuk gönüllüsü ordusu oluşturabiliyoruz. Ve insanlara özelde de hiçbir ücret de almadan avukatlar aracıyla hemen destek verebiliyoruz. O yüzden mesela bu işte ezan sesi şikayeti konusu, işte zorunlu din derslerinin kaldırılması konusu, Ateizm Derneği'ne ne olursa olsun bu ülkenin her zaman ihtiyacı var. Çünkü keşke bu ülkede her şey anayasada belirtilen laiklik ilkesine uygun şekilde hareket etse de bu ülkede hiçbir şekilde bir Ateizm Derneği'ne ihtiyaç olmasa da biz de gidip kendi işimizi yapsak. Ancak görüyoruz ki Ateizm Derneği olmazsa bu ülkede birçok şey olacak. Bak, az önce havalimanından alınmayla ilgili bir şey söyledi Feryal. Evet. Hatırladığım bir olayı söyleyeyim size. Yani Ateizm Derneği ne iş yaptı ile ilgili. Ülkesinden ateist olduğu için, yani ölüm cezasıyla karşı karşıya tehdidinden dolayı kaçıp gelmiş bir kız, bir genç kız buraya geldikten sonra karakola sığınıyor. Bu genç kız orada dilini anlatamadığı için orada bir kişi buna tercümanlık yapmak istiyor. Tercümanlık yapmak isteyen kişi daha sonra bu kızı kendi evine götürüp tek kelime tecavüz etmeye kalkıyor. Ateizm Derneği bu kız bizimle irtibata geçtiği için hemen müdahale ettik. Kızı aldık. Hatta kız Avrupa'ya geçecekti. Birkaç gün sonra uçağı vardı. O yüzden dernek yöneticilerimiz sanırım, yani birkaç gün kalsın da biraz uzun bir süre, dernek yöneticilerimiz, yani birisi, bir bayan arkadaşımız kendi evinde bu kızı aldı, ikamet ettirdi. Dernek bu kızın bütün masraflarını karşıladı ve en sonunda bu kızı götürüp uçağına teslim ettik ve kız Avrupa'daki ülkesine nereye gidecekse oraya gitti. Ateizm Derneği bu ülkeye gelen
dışarıdan gelen ateistlere de yardım ediyor. Aynı zamanda bu ülkede bir şekilde dışarıya gitmiş olan, bir örnek daha vereceğim. Burada ailesi tarafından, bak ailesi tarafından ateist olduğu için ölümle tehdit edilen tanıdığım birisi var. Birçok kez kendisiyle de konuştum zaten telefon üzerinde. Bu kişi Avrupa'ya gitti. Ve Avrupa'da gittiğiniz zaman, Avrupa'daki kişilere iltica ettiğiniz zaman, onlara her şeyi anlattığınız zaman, ben ateistim dediğiniz zaman kimse sizi bunu anlayamaz. Ateist olup olmadığınızı bilemezler. Bunun için dernekten referans almanız gerekiyor. Dernek Avrupa Birliği düzeyinde, aynı zamanda Birleşmiş Milletler düzeyinde Türkiye'deki ateistlerin haklarını savunan bir dernek olduğu için bu konuda referans olabilecek tek kurum. Ve hem bu ülkede yaşananlar için, hem de bu ülke ülkesinde yaşayıp bu ülkeye gelenler için ateizm derneği olmazsa olmaz bir dernek. Belki mizah yapıyorsun, tamam. Mizah güzel bir şeydir her zaman için. Ancak bazı insanlar, belki sen böyle düşünmüyor bile olsan, seni de takip edenler ya da bunu bir şekilde gören insanlar zannediyorlar ki ateizm derneği, ya ne kadar şey bir dernek, sanki hani şey gibi, hani Kanarya Severler Derneği gibi dernekmiş gibi zannedenler olabiliyor. Bize bu konuda çok fazla bilgiler geliyor. Bana şahsen çok fazla bilgiler geliyor. Böyle bir durum yok. Eğer dernekte kötü giden bir şeyler görüyorsanız, ki bunu her üyemiz görebilir ya da bu konuda her üyemiz bir fikir beyan edebilir. Eğer böyle bir şey görüyorsanız, bakın irtibata geçin bizimle. Bize de bilgilendirin. Bize de söyleyin. Biz de onunla ilgili her şeyi yapalım. Çünkü ateizm derneği şeffaf bir yönetime sahip. Her dernek üyesi, her dernek gönüllüsü, hatta derneğe dışarıdan bakan birisi bile dernekten hesap sorabilir. Dernek de bunun hesabını verir. Veremeyeceğimiz bir hesabımız yok zaten. Şunu da belirtmek isterim. Bu derneğin hani ben demin ben zedeleniyorum derken arkadaşlarım adına da söylemek istiyorum. Gerçekten bizim çalışan 100'e yakın gönüllümüz var. Biz hepimiz hiçbir kâr amacı gitmeden mesailerimizden, işimizden arta kalan zamanda büyük bir emek ve efor sarf ediyoruz. Gerçekten çok genç arkadaşlar özveriyle çalışıyor burada. Yani bu onlara da bu kadar hiçe saymak bu derneği haksızlık ve saygısızlık oluyormuş gibi geliyor. Herkesin bir emeği var. Mesela mürteciler için bir telefon geldi çağrı merkezine. Bizi desteklemek isteyen bir bey, İstanbul'da kullanmadığı bir evi var ve bu evi bu işte sığınmacılar için yeri geldiği zaman kullanabilirsiniz diye bizi açabiliyor. Bu bizi dernek olduğumuz için bunlara sahip olabiliyoruz. Lütfen bunlar da atlanmasın. Çalışan gönüllülerin, emekçilerin de hakları yenmesin. Biz bunları gerçekten çok üzülüyoruz. Teşekkürler. Her ayda biz bir ateist dergi çıkarttığımızı belirteyim. Onun iki arkasında tane. Da ayda iki tane, evet pardon, 15 günde bir, hem sesli hem de yazılı olmak üzere. Bu bile çok büyük bir emek. Onun arkasında kaç kişi çalışıyor? Çok teşekkürler. Umarım siz de beni anlamışsınızdır. Benim aslında benim anladığım kadarıyla birçok yaptığınız harekete tepki gösterdiğimi ya da küçük gördüğümü ya da aşağıladığımı düşündünüz. Değil ama yani mesela şu cümle hoş değil. Bunun mizahlık bir tarafı yok ki. Bu herifler kim? Ne yapıyorlar? Ya yani bunun ben mizah olarak göremiyorum. Bu benim mizahlığım bu değil. En sonuncu sadece videoda benim tepkim vardı. O mizah değildi. Ona tepkim vardı. Ona yok, doğru. Ondan önceki 5-6 tane video var. Satanistlerle ilgili bir program yaptık. Ya bu ülkede satanistler de var. Onlarla da yaptık. Bunların hepsinde ben mizah yapıyorum yani. Sonuçta ya, yok, benim işim mizah, bu. Mizah anlayışın... Benim işim bu sonuçta yani. Ya ben de mizahtan anlamayan bir insan değilim canım. Biz de öyle farklı değiliz ama hani bazen mizah anlayışın hakarete kadar gelebiliyor. Bazı insanlar o şekilde algılayabiliyor. Yani dediğim gibi hani birbirimizi tanıyalım. Ama işte bazı insanlar öyle algılayacak diye de susamayız ki. Yani Sevan Nişanyan'ı konuşturuyorsanız beni de konuşmama göz yummanız yok, lazım. Ben, yanlış hayır, mıyım? Dalga geçmenden bahsediyorum. Konuşma demiyorum ben sana. İşte o herifler, bu herifler yani o mizah anlayışı değil bana göre. Her neyse, başka o söyleyecek da, sözünüz var mı? Var dedim. Başka söyleyecek sözünüz? Benim başka söyleyecek bir sözüm yok açıkçası. Yani tamam. Notlarıma baktığım zaman söyleyecek. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Efendim biz de teşekkür ederiz. İyi günler. Bence bir gün sen bizim kanalımıza gel. Gerçi şahsi olarak senin kanalına gelirim. Şahsi olarak senin şahsi kanalına gelirim. Tamam, şahsi kanalıma da gel. Tamam. Ama derneği de bekliyoruz. Tamam. İyi günler. Sen yine de bir düşün. İyi akşamlar. Hadi görüşürüz. Tamam, iyi akşamlar.
Evet, iyi akşamlar.